Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu videomuzda kök komutlarını işlemeye devam edeceğiz. Daire çizme, tanjantlar arası line oluşturma, point komutlarını bu videomuzda işleyeceğiz. Bunun için örneklendirmelerimizi yapıp dersimizi anlatabilmek için new butonuna tıklayalım. Model seçeneğinden parça isimimizi ve kaydedeceğimiz yeri belirledikten sonra OK tuşuna basalım ve sayfamız açılsın. Ürün ağacımızda her yaptığımız işlemler, çizdiğimiz körler oluşuyor. Bunu biliyoruz. Bir skeç gibi tek bir skeç adı altında bir unsurda oluşmuyor kör komutlarımız. Her çizdiğimiz çizgi OK dediğimiz zaman ayrı bir unsur olarak ürün ağacında sıralanacaktır. Bir önceki videomuzda kör komutlarıyla line oluşturma yöntemini görmüştük. Bu videomuzda ise point ile dersimize başlayalım. Point'in alt gruplarında toolbar geldiğinizde alt gruplarında point ve point set seçeneklerini göreceksiniz. Burada point biliyoruz tek bir nokta atama. Point set ise birden fazla bir yüzeye göre dahi atabiliyoruz. Bunu farklı diğer videolarımızda işlemiştik. Point seçeneğini tıklayalım. Ve point diyalog komutumuz gelsin. Sketch ortamındaki point seçeneğindeki gelen pencereyle birebir aynıdır. Daha detaylı anlatım için oraya bakabilirsiniz. Tekrar burada da kısaca geçelim üzerinden. Infrared seçtiğimiz burada selection barda açık olan ilişkilendirme seçeneklerine ne aktifse ona göre tutabileceğiniz nokta atama seçeneği. Cure location bir lokasyon bir bölgeye göre atama. Extension position point daha önceden atılmış olan bir point'in üzerine atıyor bu. End point son nokta, control point kontrol edeceğimiz bir nokta çizgi spline üzerindeki bir nokta, intersection kesişim, arc ellipse shape center daire seçenekleri ve radius yarım daire seçenekleri diye kuadrant isimlerinde zaten anlaşılıyor. Diye buradan point seçme yöntemini seçebiliyoruz. Alt kısımda point location. Point seçeceğimiz ana kısım diyebiliriz bunu. Alt kısımda referans kısmı. Burada 3 farklı şekilde referansımı çeşitlendirebiliyorum, ayar yapabiliyorum. X, Y, Z'leri de koordinatları buralardan girebiliyorum. Daha sonra bir de offset kısmım var. Buradaki alt grupları, bunların hepsini point videosunda anlattık, o yüzden çok hızlı geçiyorum. Sketch ortamındaki point'te. Rectangular, bunları seçtiğim zaman hepsini, burada rectangular dediğim zaman X, Y, Z çıkaracak. Cylindrical dediğim zaman farklı çıkaracak. Hepsinde farklı özellikler çıkacak. Yani buradaki geometrik şekillere göre özellik çıkıyor burada. Apply dediğimde veya key dediğimde noktamı atamış olacağım. Bir tane örnek yapalım. Absolute diyoruz. Bunu non diyoruz. X şu anda X, Y, Z'ye şu konumdayken OK dediğimde 0,0 noktasını atayacaktır. Veya kendim şöyle herhangi önceden çizilmiş bir unsur veya bir sketch olsaydı onun üzerinden de referans alarak ilişkilendirme selection barda açık olan ilişkilendirme seçeneklerinden birini tutarak da yapabilirdim. Şimdi burada koordinat belirtiyorum. 0 noktasına gelirsem 0. Buradan girelim. X'de 0 olsun. Y'de 50. Tabla bir aşağı inelim. Z ile ise 200 milim uzaklıkta. Şöyle ekranı küçültelim. Bir nokta ata diyorum. Apply dediğim zaman gördüğünüz gibi cancel deyip çıkalım. Ürün ağacımıza bakalım. Bir tane point unsuru oluştu. Ve burada bir nokta oluştu. Bir nokta atalım. Bir diğer seçenek point set. Bunu da yine gördük. Bir curve üzerine, spline üzerine, face yüzey üzerine, intersection ikiye kesişim noktasına ayrı ayrı bunların hepsini oluşturabiliyorum. Partten yapabiliyorum. Diğer seçenekleri kullanabiliyorum. Burada geometri seçmemi istiyor. Benden şu an face point'te olduğu için farklı komut olsaydı farklı seçenek isteyecekti. Curve de olsaydı curve. Diğer seçeneklerde ona göre
unsurlar, burada seçenekler çıkacak. Hepsinde alt gruplar farklılaşıyor. Kör points olduğunu, burada bir kör seçeceksiniz ve üzerine istediğiniz şekillerde bunları atayabiliyorsunuz. Sketch ortamındaki point set komutundan da bunları tekrar görebilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde anlatmıştık. Tekrar girmeyeceğiz bunlara. Okey dediğinizde, eklediğinizde de bunlar oluşuyor. Bir diğer seçeneğe bakalım. Cycle Center.